Aren TV'den hepinize merhabalar. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları bugün Van'ın Erciş ilçesinde bir halk buluşması gerçekleştirdi. Son günlerde DEM Parti ve Hüdapar arasındaki tartışmalara ilişkin konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları konuşmasının büyük bölümünü AKP ve Hüdapar'a ayırdı. AKP ve Hüdapar'a sert ifadelerle yüklendi. Tülay Hatimoğulları Hüdapar'ın Kürt bölgelerine özel bir şekilde gönderildiğini ve buna asla izin vermeyeceklerini ifade etti. Şimdi DEM Parti eş genel başkanlığı Tülay Hatimoğulları'nın Van Erciş'teki halk buluşmasında yaptığı konuşmayı beraber izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi DEM Parti eş genel başkanlığı Tülay Hatimoğulları'nın Van Erciş'teki yaptığı konuşmayı beraber izleyelim değerli dostlar. AKP belli ki bu seçimlerde zora düşmüş. Ve şimdi JITAM ittifakını nasıl güçlendiririz diye bakıyor. Bakın JITAM ittifakı demek Mehmet Ağarların, Tansu Çillerlerin şimdi gelip AKP'nin saflarında AKP belediyeleri için çalışıyorlar. JITAM ittifakı kendilerinden olmayanları, siyaseten halkın yanında olanları düşman gördükleri için insanları domuz bağıyla öldürenlerdir. JITAM ittifakı biraz önce bahsettiğim cinayetlere, katliamlara imza atanlardır. JITAM ittifakı Türkiye ve Kürdistan'daki aydınları, siyasetçileri, devrimcileri, yazarları, gazetecileri ve şimdiki ismimiz DEM Parti olabilir ama kapatılan ya da kapatılmaya teşebbüs edilen 12 partimizde emek veren ve yargısız infazlarla katledilen arkadaşlarımızın kanı JITAM ittifakının parmaklarındadır, ellerindedir. İşte JITAM ittifakını bizim önümüze çıkarıyorlar. Kürdistan'da da JITAM ittifakının diğer versiyonu Hizbul Kontra. Evet, Hüdapar'ı AKP bilerek ve isteyerek meclise taşıdı. Bunun sebebini Kürt halkı çok iyi biliyor. Bunun sebebi Kürtlerin bugüne kadar bedel ödeyerek demokrasiyi şiar eden, halkların kardeşliğini şiar edinen, mücadeleyi bugüne kadar taşıyan değerli Kürt halkımızın içinde kurulmuş bir zehirdir bu. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Onların bizim içimizde Kürdi değerleri kullanarak, sözüm ona Kürtçe diline ve kültürüne sahip çıkarak siyaset yapmalarını asla onaylamamalıyız. Onlar bizim içimize özel olarak gönderildiler. Bunu en iyi şekilde Süleyman Soylu itiraf etti değerli arkadaşlar. Ve Süleyman Soylu demişti ki o Suç İşleri Bakanı'ydı bir dönem. Şunu söyledi. Hüdapar'ı neden desteklediğimizi 10 sene sonra göreceksiniz. Çünkü onlar Hizbul Kontra ittifakını her türlü devletin olanaklarını tanıyarak, her türlü maddi manevi desteği vererek, devletin bütün kapılarını onlara açarak, Kürt halkı üzerinde, kitleler üzerinde operasyonel bir taktik olarak düşünüyorlar. Bizler asla Hizbul Kontra'ya izin vermeyeceğiz. Bunu da eminim siz değerli halkımız buradan güçlü bir mesajla söyleyeceksiniz bunu. Van'da
olsaydı. Sadece Van'a gelirken değil. Bakın, Türkiye'de hangi kente giderse gitsin, öncelikle panolardan DEM Parti'nin afişlerini indiriyorlar. Ve oraya Erdoğan'ın afişlerini asıyorlar. Kentin trafiğini Ankara'da biliyorsunuz çarşamba günleri grup toplantısı yaparlar. İnanın Ankara'yı felç ederler. Grup toplantısına gelirken. Bu kadar kendini üstün, bu kadar kendini Kaf Dağı'nda gören ve güç zehirlenmesi yaşayan bu zihniyet dün Van'a geldiğinde Van'da adeta OHAL ilan edildi. Siz kendinize bu kadar güveniyorsanız, siyasetinize bu kadar güveniyorsanız, biz nasıl elimizi kolumuzu sallayarak şu caddede yürüyorsak, siz de yürüyebilirsiniz. Ve Erdoğan burada yaptığı konuşmasında biliyorsunuz prompterden konuşuyor. Evet, hedef halktır, halk burada diyor gençler. Evet. Evet, bunu da saray duysun. Teşekkür ederiz gençler. Sizler var oldukça DEM Parti ile mücadelemiz dik dik ayakta kalacak. Ve değerli arkadaşlar, inanın ki prompter'ı takılmış gibi DEM Parti de DEM Parti. Demlenmekse demlenmek. Başka bir şey konuştuğuna şahit oluyor musunuz? Tabii şahit olamayız çünkü gerçekten DEM Parti olmasaydı Erdoğan, AKP iktidarı ne konuşacaktı? Biz de hayretler içinde izliyoruz. Ve burada şöyle bir söz sarf etmiş konuşmasında. Erdoğan demiş ki, kimin eli kimin cebinde belli değil. Vallahi biz kimin eli kimin cebinde gayet iyi biliyoruz Erdoğan. Hele Van halkı, hele Erciş halkı o kadar iyi biliyor ki kimin eli kimin cebinde. Ve şimdi sana söylüyoruz, senin elin kimin cebinde? Senin elin JITEM İttifakı'nın Hizbul Kontra'nın cebinde. Senin elin... Senin elin savaş baronlarının, savaş ittifaklarının cebinde. Senin elin halkın cebinde, sen halkın parasını çalıyorsun. Beşli çeteye peşkeş çekiyorsun. Halkımız aç, halkımız susuz, halkımız ekmeksiz. İşte senin elin halkın cebini aşırmakla meşgul. Ve senin elin yoksulun cebinde, işçinin cebinde. Senin elin bu ülkedeki gençlerin, bu ülkedeki kadınların cebinde. Ama DEM Parti'nin, DEM Parti'nin eli nerede gayet bellidir. DEM Parti'nin eli halkın elinde. Anaların elinde. Barışı haykıran anaların elinde. Adalet demetçisi anaların elinde. Özgürlükle el ele tutuşmuş DEM Parti'nin eli. Evet değerli dostlar. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Van'ın Erciş ilçesinde halk buluşmasında verdiği mesajlar bu şekildeydi ve Hüdapar'ın özel bir şekilde Kürt bölgesine gönderildiğini Süleyman Soylu'nun, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını da hatırlatarak AKP'nin ve devletin bir politikası olduğunu vurguladı. Geldik bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.